Zahri Hanım. Hadi canım kalk yatağına. Aşmaz. Bu kadına söyle ben istediğim yerde yatarım. Burası benim evim. O senin iyiliğin için söylüyor anne. Evet. Böyle iki büklüm yatılır mı? Benim gibi iki büklüm yatamıyor diye kıskanıyor beni ha? Aşmaz. Sen daha iyi bilirsin. Bu kaç büklüm yatıyor ha? Hep orada uyuyorsun ama sağlığın açısından hiç iyi değil babaanne. Misal beni doğru söylüyor babaanne. İki dakika uyuyakaldık diye burada çete kurdunuz be. Söyle rüşvet mi veriyorsun da yoksa bu entrikacı? La havle ve la kuvveti. Hey Allah'ım yarabbim. Bari gidip yatayım. Şimdi bu tepemde papağan gibi çak 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 bitmez. Şöyle iyi geceler dileyebileceğim bir yakınım olması ne kadar kötü değil mi? Hiç gitmeyecek sandım. Biraz şüphelendi galiba ya. Yok canım şüphelense hiç gitmez. Evet şüphelense kesin gitmez. Peki şimdi ne yapacağız biz? Şimdi hanım, sen gereken şeylerin listesini yap. Tamam. Taci sabah erken gider alır. Tamam. Sen bir de hediye işini halleder. Tamam. Baba bir şey soracağım. Babaannem kaç yaşına basıyor yarın? 75 galiba. Yalnız çocuklar sakın yarın akşama kadar bir şey çaktırmayın. Yok. Özellikle sen hanım. Sakın ona iyi davranayım deme. Anında çakar valla. Aşk olsun Haşmet. Sanki kötü davranan benmişim gibi. Ay yok canım yanlış anlama. Hani bazen dalaşıyorsunuz ya onun için söylüyorum. hadi çocuklar. Neyse kalkıp yatalım. Yarın sabah erken kalkacağız. Evet tamam. Hadi bakalım. Ay ne haber Taci? Günaydın babaanne. Oturup gelsene be evladım. Acelem var babaanne. Nereye gidiyorsun? Özel bir işim vardı da. Anneciğim bana biraz para verebilir misin? Tabii evladım. Az yeter mi? Tamam. Yeter sağ ol. Demek artık paraları bu kadından alıyorsun ha? Benden de isteseydin verebilirdim Taci. Bu kadının kaynağı belirli olmayan paralarını almak zorunda kalmazdım. Artık çaldı mı, çırptı mı, nereden bulduysa. Aman babaanne, neyse ben çıkmak zorundayım. Anneciğim para için sağ ol. Güle güle evladım. Efes valla. Dönekliğin bu kadarı da görülmemiştir. 3 kuruş için hiçbir yaratık ötbülür mü? Bana 100 milyon verseler gene öpmezdim. Günaydın anne. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Bak ne diyeceğim. Hı. Az önce ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bu partizan kadın kendi öz oğlunu öpmesi için rüşvet verdi Haşmet. Bu evde bir temiz eller operasyonu yapmak farz oldu artık. Yaparız anne yaparız. Sen alay et. Aile reisliğini de ele geçirir de şaşmasın. Abartıyorsun ama anne. Kadın alt tarafı oğluna para vermiş. Anneciğim bana para verir misin? Tabii kız. Gel. Al işte bak! Görüyor musun? Ne var bunda anne? Bir anne kızına para veremez mi yani? Bu kadın kendi parasıyla burada imparatorluk kuruyor. Sen burada yumurta tokuşturuyorsun. Titre de kendine gel Haşmet. Bak ne diyeceğim. Bu kalpazan böyle sağa sola para saçacak kadar parayı nereden buluyor biliyor musun? Sakın kötü yola düşmüş olmasın. Saçma sapan konuşma anne. Hadi ben işe gidiyorum. İşe mi? Evet. Bu kadını dövmeden mi gidiyorsun? Ya öf be anam be. Öf be annem be. Allah aşkına uğraşma şu kadınla ya. Otur güzel güzel televizyonunu seyret canım. Akşama görüşürüz. Tabii. Akşama sağ kalırsan görüşürüz tabii. Şimdi sen gidince bu canavar ruhlu kadın kim bilir bana ne fenalıklar yapacak. Artık palakaya mı yatırır? Filistin şeysine mi asar belli olmaz. Bak iyisi mi? Sen işten izin al. Annemin hayatı tehlikede dersen mutlaka izin verirler. Çocuk olma Allah aşkına anne. Hanım ben gidiyorum. Güle güle canım. Demek sana da para yedirdi ha? Duyuyor musun? Döne kaçma! İnce ince